konuşmalara başlıyor. Anne, mama, işte abi nerede, baba nerede? Tabii bu sırada ona nasihatler gelmeye başlıyor. Yavrum çaya dokunma elim yanar diyor anne. Bebek de hemen elini çekiyor. Ya da çaya bir gün eli değiyor, yanıyor. Bir fiil. Hani canı yanarak öğreniyor. Tabii anne ve baba, hani aile, çevre o nasihatlerine devam ediyor. Yavrum dertine çalış. Yavrum eve geç gelme. Onu komşu duyar. Öyle olur. Oğlum şunu yap. Kızım bunu et diye. Habire nasihat bandı devam ediyor. Tam bu sizin yaşlarda. Değil mi? Artık algı nerede? Burunda ya da dudakta değil. Kulakta değil mi? En çok kulağınız şu an çalışıyor. Kulağınız sayesinde kendinizi geliştiriyorsunuz. Hani burnunuz çalışıyor. Bu mıntıka çalışıyor. Bir de kulak çalışıyor. Siz tabii şu an daha çok lisede. Ortaokulu yok değil mi aranızda? Lise tayfasının böyle, hani ben de lisedeydim, hepimizin başına gelmiştir. Hani lise travması mı diyeyim, lise sancısı mı, lise isyanı mı? Artık herkesin kendine göre bir tabiri vardı. Bir yerden sonra genç patlıyor. Ya yeter diyor, benim de bir bilgim var, görüşüm var, her şeyi annem babam mı biliyor, yeter artık diye bir hani genç kardeşlerimiz kendilerini ispat yoluna gidiyorlar. Diyorlar ki bizim de bir fikrimiz var, bildiğimiz var, görüşümüz var. Bunu hepiniz söylemiştir değil mi? Anne babalar. Bunu söylemeniz normal. Yani tekamülünüzün, olgunlaşmanızın ilerlediğinin alameti. İsyan etmeniz normal değil. Bunu hissetmeniz normal. Şimdi biz burada ne dedik? Görüşüm var. Görüş nedir? Görmekle ilgili. Türkçe bir tabir. Biz düşünceye ya da fikre Türkçe'de görüş dedik. Durduk yere görüş kelimesi türemedi. O insan kitabı diyoruz ya, fıtrat bize bir şey anlatıyor. Diyor ki, görürsen fikrin var. Göremezsen fikrin yok. Sadece dinlersen fikrin olur mu? Olmaz. Başkasının düşüncesini tekrar edersin. Ama sen kendin fikir sahibiysen göreceksin. Ya da görmeye başlamışsan fikir sahibi olur. Şimdi bu herhangi bir insanın kendi hayatında yaşadığı bir şey. Bu bahsettiğimiz şey 20'li yaşlara kadar iyi kötü herkeste tekrarlanıyor. Şimdi bu insan kitabıydı ya. Vahiy kitabına geçelim. Vahiy kitabı bize ne anlatıyor? Diyor ki, varlık aleminin en erken dönemine gidiyorum. Ayet. Bu sözlerin, biraz sonra anlatacağım sözlerin çoğu Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler. Allah yeryüzünde bir beşer var edecek, bir insan var edecek. Melekleri diyor ki ona secde edeceksiniz. Ne zaman secde edecek melekler? Allah o insana kendi ruhundan üflediği zaman. Allah ruhu üfleyecek insana, beşere. O zaman tüm kainat, melekler ona secde edecekler. Yani kainatın efendisi olacak. Herhangi bir insan, insan olmanın şuurundaki birey. Üfleme neyle ilgilidir? Kokuyla ilgilidir. Üflemenin algısı nereden yürür? Burundan yürür. Allah insanın inşasına burundan ve kokudan başlamış, koku algısıyla. Biz bunu Hazreti Adem için Kur'an-ı Kerim'de okuduk. Allah biz rahat anlayalım, biz bunu kendimizde de yaşayalım diye her bir birey için de bunu tekrarlatmış. Nasıl tekrarlatmış? Bebek dünyaya geliyor, koklayınca kendini yetiştirmeye başlıyor. Sonra diyoruz ki işte Adem Aleyhisselam cennetten kovuldu değil mi? Aslında hepimiz cennetten kovulduk arkadaşlar. Nasıl? Cennet denen şey, cenin kelimesini biliyor musunuz? Cenin. Bu anne karnındaki bebeğe cenin denir. Ceninle cennet aynı kökten geliyor. Anne karnındaki bebe cenin ve her birimiz cennetten kovularak, yani ceninken yeryüzüne düşerek dünyaya geliyoruz. Aynı Adem Aleyhisselam'ın yaşadığını değişik şekilde tekrarlıyoruz.
Ve kokuyla hayatımın başlıyor. Bana Allah Adem Aleyhisselam'ı anlatırken diyor ki ben ona isimleri öğrettim, esmayı, konuşmayı öğrettim. Dudakları çalışmaya başlamış. Burnunda, dudağına geçmiş. Bana o vahiy kitabı bize bir detay daha veriyor. Diyor ki, Tevrat dinle diyerek başlıyor. İnsanlık olgunlaşacak ya. Bebek burnu çalışmıştı, dudağı çalışmıştı, kulağı çalışmaya başladı. Doğru mu? Aynı bak, Adem Aleyhisselam da bura çalıştı. Sonra iş olgun insanı ortaya çıkarmaya gelince Tevrat doğrudan işit dedi. Tevrat'tan sonra hangi kitap geldi? İncil. İncil'in en çok tekrarladığı yer örnek. Gör, izle. İncil'in en çok tekrarladığı emirdir. Gör ve izle. Artık aldı buraya geldi. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. Peki İncil'den sonra hangi kitap geldi? Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ın ilk emri ne? Oku. Yaradan Rabbinin adıyla. İkra. Bismillahirrahmanirrahim. Hani. En çok tekrarladığı emir ne? Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrarlanan emir ne olabilir? Namaz kıl olabilir mi? Oruç tut. Birbirinizi sevin. Anne babanıza itaat edin. Hayır. Bunların hiçbiri değil. Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrarlanan emir aklet. Akletmiyor musunuz? Aklınızı ne zaman kullanacaksınız? İlk emir oku. En çok tekrarlanan emir aklet. Bu bize neyi anlatıyor? Diyor ki insanoğluna okumazsan akledemez. Okuyabilmen için ne yapman lazım? Aynı o sırayı tekrarlayacaksın. Önce hakikati koklaman lazım. Sonra hakikati dillendirmen lazım. Sonra birilerinden, büyüklerinden hakikati dinlemen lazım. Sonra bu üçünün üzerine kendin görmeye başlaman lazım. Bütün bunları yaptıktan sonra olgun, kamil bir insan olmak istiyorsan okuyacaksın. İşte kula başlıyor. Bu mıntıka çalışmaya başlayınca insanoğlu okur. Ya da insanoğlu okur da bu mıntıka çalışmaya başlar ve akleder. Ta buraya kadar. Yani bilgisayarda bir download yapılır ya, download göstergesi vardır. Yani piller de şarj olurken aşağıdan yukarıya doğru. Bak aynı yüzümüz de onun gibi. Buradan başlıyor doluma. Yukarıya doğru çıkıyor. Kulak, göz. Şimdi buralar %50-60 mesafe şimdi. 80, 90, 100 burada olgun insan oluyoruz. Biz bunu tüm peygamberler tarihinden baktığımız zaman Resulullah'a 40 yaşında gelen İkra Bismillahirrahmanirrahim Halak yani oku 40 yaşında gelen bir emirdi Resulullah'a. Olgun insanı anlatıyordu. O olgunluğu toplamanı, konuşmanı, dinlemeni ve görmeni ardı sıra insanlığa öğretti Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimiz hakkıyla okuyan insan modeli olarak o hani binlerce yıllık insanlık tarihinde parlayan simaydı, şahsiyetti. Okudu, okutturdu, okuyun dedi. Ve dönüp akledin dedi. Okuyup akledenlere bir emir daha verdi. Nedir o? Kalbinizle akledin. Kalb ile akletmek hiçbir dinde, hiçbir medeniyette, hiçbir kültürde olmayan bir tabir. Sadece Müslümanlara bu emir geldi. Çünkü Allah evvelki hiçbir ümmeti kalbiyle akledecek olgunlukta görmedi. Yani olgunlaşıyoruz ya. Şimdi benim 8-9 yaşında bir oğlum var. Çalış eve para getir diyemiyorum. Yaşı ne? Başı ne? Ona en fazla dersine çalış diyorum. Sözümü dinle diyor. Karşıdan karşıya geçerken sağa sola bak diyor. Adam ol diyemiyorum. Ama o çocuk 20 yaşlara gelince bir gün diyecek ki adam ol. Yani eve ekmek gelecekse ekmek getir. Evlenmesi lazımsa evlen. Olgunluk başlayınca en büyük emir gelir. Allah Müslümanları en olgun toplum olarak kabul etmiş. Bu yüzden oku,
aklet ve kalbinizle aklet emri bize geldi. Bu bizim için büyük bir lütuf mudur? Lütuftur değil mi? Büyük bir müjde midir? Büyük bir müjdedir. Her müjde gibi bu da büyük bir ikaz barındırıyor. Eğer siz okumazsanız, değil mi? Bir de öyle bir şey var. Siz okumazsanız kapı yutturur diyor Allah. Hani toplayabilen insana okumadığı zaman bela yok. Dinleyebilen insana okumadığı zaman bela yok. Ama okuması gereken insana okumadığı zaman ne var? Bela var değil mi? Derler ki okuyun çünkü mürekkep akmazsa kan akar. Bütün Orta Doğu'da kan akıyor mu arkadaş? Bütün Orta Doğu'da Müslümanlar birbirini öldürüyor mu? Biz de her gün haberlerde izliyor muyuz? Bütün Orta Doğu'nun okuduğu kitap, Hollanda'nın okuduğu kitap kadar yok arkadaşlar. Okuyabilir bize geldi. Biz okumuyoruz. Biz oyunu kurallarına göre oynamayınca başımızda beladan eksik olmuyor. O yüzden bizim kendimizi inşa edebilmek için okumamız lazım. Yarın yeterli, yetkin ebeveynler, anne babalar olabilmemiz için okumamız lazım. Ülkemizi, milletimizi, bölgemizi, tüm insanlığı iyi, güzel, doğru, hayırlı bir döneme, çağa ulaştırabilmek için okumamız lazım. Bizim anahtarımız okumakta. Okumazsak başımız belada değil mi? Ama okursak da en büyük nimetler bize verildi. Biz hani yine hani Orta Doğu ya da İslam üzerinden düşünecek olursak Allah Müslümanlara hükmü verdiği zaman ya da Müslümanlar dünyaya adalet, güzellik dağıttığı zaman ordularımız düşmanlarımızın ordularından büyük müydü? Değildi. Kütüphanelerimiz onların kütüphanelerinden büyüktü. Moğol ordusu Bağdat'a girdiği zaman Bağdat Müslümanların, Moğollar da bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Moğollar İslam şehirlerini işgal ettikleri zaman ilk nereyi yıktılar? Kışlaları dağıtmadılar. Kütüphaneleri dağıtmadılar. Yani ey Moğol, yani garibim sen askerle savaştın, askeri yendin. Bir hıncın varsa git kışlayı yap. O Moğol bile biliyor. Bu kütüphane varken Müslüman beni alt eder. Onun elinden kitabı almak lazım. İlk önce gidiyor, kütüphaneyi yıkıyor. Kütüphane elden gidince biz birkaç asır kendimizi toparlayamıyoruz. Sonra Mısır'da, işte Anadolu'da, Irak'ta, Suriye'de dünyanın en büyük kütüphanelerine sahip olunca bir bakıyoruz ki Kudüs'ü yeniden almışız. Yeniden dünyaya nizam vermişiz. Bizde hep klasik bir tabir vardır ya, kışlalarımız için peygamber ocağı veriyor değil mi? Esas peygamber ocağı neredir? Kütüphanedir. Kütüphanelerimize peygamber ocağı demezse, okullarımıza, mekteplerimize, ilkokula ya da üniversiteye peygamber ocağı gözüyle bakmazsak kışlalar yıkılır. Askerler şehit olur ama zafer elde edemez. Bizim kendimizi, toplumumuzu, her şeyi inşa etmek için öncelikle başvuracağımız şey kitap. O kitabın içerisinde insan kitabı da var, kainat kitabı da var, vahiy kitabı da var. Üçü bir arada, hani reklamlarda geçer ya, üçü bir aradaların en güzeli nedir? Kitaptır. Nescafe değil. Yine okumak üzerine hani zihinlerinizde kalabilecek bir şey. Biz şimdi milletçe dedikoduyu severiz değil mi? Hani bunu Anadolu'da da gözlemliyoruz. Yurt dışında da gözlemliyoruz. Ben geçen sene Mart, Nisan, Mayıs aylarında her hafta sonu yurt dışındayım. Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsviçre, tabii oradaki Türk vatandaşlara yönelik konferanslar ya da fuarlara gidiyoruz. Şehri de gezip dolaşıyoruz. Yani daha uçaktayken gözlem başlıyor. Uçağa biniyoruz.
Türk Hava Yolları'yla Berlin'e uçacağız. Uçağın yarısı Alman, yani sarışın mavi gözlü. Yarısı Türk, esmer, kara kaşlı, kara gözlü. Uçaktaki bütün sarışın mavi gözlülerin önünde kitap var. Onlar kitap okuyorlar. Sanki onlara peygamberleri okuyun demiş. Ortamda muazzam bir dedikodu var. Bütün kara kaşlı, kara gözlüler dedikodu yapıyor. Bir de haberlanam bile gelmeyeceğim. Enişten para aldı, zamanında vermedi. Filancanın oğlu şunu giymiş, bizim kız bunu giymiş. Uçak inene kadar. Sonra Berlin'deyiz, metroya geçiyoruz. Bizim bu İstanbul metrosu gibi. Metroda binlerce insan var. Uçakta Türkler %50'ydi. Uçak bizim uçak. Ama Berlin bizim Berlin değil. Nüfusumuz %1-2 civarında. %90 küsür karışım mavi gözlü olan bir ortam var. Metronun içinde tek bir dilde konuşma var. Bütün karışım mavi gözlüler oturarak ya da ayakta kitap okuyorlar. Bütün karabaşlılara gözlüler, Türkler ve Araplar. Yani Arap kardeşlerimiz de o konuda birbirimize çok beğeniyoruz. Tarih edelim onu. Ustabaşı mesaime az yazdı. Vay şerefsiz. Ya başlıyor. Akşam ne yapıyorsun? Galatasaray Fenerbahçe maçı. Hakem şerefsizlik yaptığından devam ediyor. Berlin metrosunda duyulan tek şey Türkçe ya da Arapça dedik oldu. Almanca sanki unutulmuş. Ortamda Almanca kelime yok. Almanlar kitap o. Allah başarıyı kime veriyor? Ona veriyor. O da tabii başarıyı genellikle bizim kanımız üzerinde yürütüyor. Yani biz bunları hani ne için anlattık? Bizim hani bir okuma sıkıntımız var. Bunu aşmamız lazım. Bunu açtıkça ilerleyeceğiz. Şu an için okumamızın en büyük engeli ne? Dedikodu, değil mi? Eğer başkalarının hayatını merak ediyorsanız roman okuyun. Yani Dostoyevski 50 tane adamın hayatını yazmış. Yani benim 4-5 tane roman var. Ben de başkalarının hayatını yazdım. Başkalarının hayatını merak ediyorsanız onların dedikodusunu yapmayın. Açın kitabı okuyun. O roman o duygunuzu meşru şekilde tatmin eder. Ve şu an yine kitabın en büyük düşmanı ne? İnternet. Yani ben de internet kullanıyorum. Sosyal medya kullanıcısıyım. Facebook, Twitter. Günde bir saatim gidiyor. Ama bakıyorum bazı böyle genç kardeşlerimin hani günde 4-5 saat mesai veriyorlar. Hani sigortalı internet işçisi gibiyiz. Bu bizim kitap okumamızı engelliyor arkadaşlar. Yani dedikodu isteğimizi dijital bir platforma taşıyoruz. Facebook'ta ya da Twitter'da kim ne demiş, ne yapmış, kim kime kızgın, bunu takip ediyoruz. Klasik dedikodu alışkanlıklarımızı dijital aleme taşımış oluyoruz. Değişen çok bir şey olmuyor ama onun yerine kitap okuma sizi hakikate daha yakın kılacak. Sizin kendinizi inşa etmenizi sağlayacak. Sizin o güzele yönelmenizdeki en önemli etken olacak. Ve bunların hepsi okumak ekseni. Tabii okuyabilmek için okuyabilen, isimlendirebilen, ille de dinleyebilen ve görebilen insan olmalı. Şu an dinledik, dinleştik birbirimizi. Ben sessizliği ya da yüz ifadelerini dinliyorum şu an. Hani biraz okuma kültürü artınca insanların halini de sessizken dinleme şansınız da olur. Siz ses üzerinden dinliyorsunuz. Şu an sohbet anındayız. Birbirimizin kelimelerini hani dudaktan ne diyelim kulağa kadar takip ediyoruz. Ama işin içerisine kitap girdi mi o şuraya çıkacak. Buradan da buraya gidiyor. Bu varlığın değişmez kuralıdır. Yani doğrudan teknolojiye geçelim. Bütün bu konuştuklarımızı unuttuk, teknolojiye geçtik. İnsanoğlunun haberleşme alanında bulduğu ilk büyük teknolojik devrim hangisidir? Telefon. Telefonda istikamet nedir? Dudaktan kulağa. İlk önce dinle. Dinle emri hangi kitaptaydı?
Tevrat'ta değil mi? Telefonu kim buldu? Yahudiler buldu. Adam kendi kitabına sadık olmuş. Allah da onu telefondan ödüllendirmiş. Yani Tevrat 3000 yıllık, 5000 yıllık bir kitap. 5000 yıl boyunca hiç kimse Tevrat'ı okurken ben telefon diye bir şey icat edeceğim demedi. Ama o kitabı olan sadakatinden dolayı o ümmet telefonu icat etti. Dudaktan kulağa ilerledi. Telefondan sonraki ikinci büyük haberleşme televizyon değil mi? Televizyonu kim buldu? Hristiyanlar buldu. Niye? Çünkü onlar icle emrinin muhatapları. Televizyon doğrudan göze hitap ediyor. Yanında sesi de veriyor. Müslümanlar neyi icat edecek? Dinle diyenler telefonu buldu. İzle diyenler televizyonu buldu. Oku ve aklet denilen Müslümanlar neyi bulacak? He? Kitap zaten icat edildi arkadaşlar. Bizim yeniden kitap icat etmemize gerek yok. Allah bize torpil geçmiş. Kitap zaten elimizde diyor. Biz Ahmet açıp okuyoruz. Yani bizden yeni bir icat da beklemiyor Allah. Telefon ya da televizyon örneğindeki gibi. Ama biz muhtemelen okumaya devam edersek, okuyup akledersek bütün icatların babası oluruz. O zaman hani dünya şunu merak eder. Acaba Türkiye'de yeni ne bulundu? Irak'ta yeni ne bulundu? Mısırlılar neyi keşfettiler? Biz hakkıyla okuyup akrettiğimiz zaman ortaya çıkacak. 400-500 yıl önce yapıyorduk. Dünya da bunun merakını taşıyor. Biz onu terk ettik. Şu an biz hani bir Japon'a bakıyoruz, uzak doğuya, bir de dönüp batıya bakıyoruz. Gavur ne buldu acaba burada? Hani klasik bir gavur yapmış abi algımız vardı. Emin ol aynısını Türkiye'ye gelen turistler de söylüyor. Böyle Sultanahmet Camisi'ne bakıyor Japon. Ya diyor gavur ne yapmış acaba? Ama tabii biz onu 500-600 yıl önce yapmışız. Yani bugüne dair bir şeyler insanlara sunmamız lazım. Tüm insanlar. Bunun da anahtarı neymiş? Kitap okumak. Okuduğunuz her kitap sizi nihayetinde insana ve Kur'an'a götürecek. Dostoyevski de okusanız, Tolstoy'u da okusanız, yemek tarifi kitabı bile okusanız, açıp lanetlayın bir şekilde sözlük bile okusanız, bugün farkında değilsiniz. 20'li yaşları da belki fark etmeyeceksiniz ama 30'lu yaşlarınızda bir bakacaksınız ki hepsi böyle birbiriyle birleşmeye başlıyor. Yani bir doktorun koku hakkında yapmış olduğu yorumu ben 20'li yaşlardayken okumuştum. Onun Hazreti Adem'le olan hukukunu 30'lu yaşlardayken anladım. Şu an 40 yaşındayım. Bu sene 40'ıma giriyorum. Şimdi anlıyorum ki koku o bebeğin, hafızanın vesairenin çok daha üzerinde bir şeydir. O doğrudan her şeyin varlığı hakikatini açabilecek bir şeymiş. Yani Kur'an bize bir işaret veriyor. Nedir o? Yusuf kıssasını okudunuz mu? Yusuf kıssasında aşıklar kimdir? Yusuf kıssasının iki aşığı. Yusuf kıssasını okudunuz da? Ortada muazzam bir aşk, hasret hikayesi var. O aşkın tarafları kimler? Efendim? Züleyha ile Yusuf diyorsunuz, yanılıyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam ile Yakup Aleyhisselam kıssanın aşıkları. Züleyha tutku modelidir. Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'dan oğlundan ayrı. Ayrıyken ne oldu? Gözleri kör oldu, doğru mu? Görebiliyor muydu? İşitebiliyor muydu Yusuf? Okuyabiliyor muydu Yusuf? Bunların hiçbirini yapamıyordu. Peki nihayetinde ne oldu? Şimdi orada biz o kıssada 3 tane gömlek hatırlıyoruz değil mi? Önce bir gömlek var kuyunun başında. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılmış. Babaya gömlekle gelmişler kardeşler. Demişler ki baba bizim bu kardeşimiz Yusuf'u kurtlar parçalar. Yakup Aleyhisselam inanmıyor. Niye inanmıyor? Efendim? Ha, gömlekte yırtık yok.
Eğer bu kurtlar Yusuf'u parçalamışsa gömlek niye sağlam? Yakup Aleyhisselam neyi okumuş o an? Kainat kitabını okumuş. Bugün biz buna olay yeri inceleme diyoruz. Bakmış olay yeri inceleme, kainat kitabı. Yusuf parçalandıysa gömlek de parçalanacak. Gömlek parçalanmadı demek ki bu yalan. Görebilen, gördüğüyle affedebilen insan modeli Yakup Aleyhisselam. Sonra biz gömleği bir daha nerede gördük? Züleyha Yusuf'u yanlış şeylere çağırdığı zaman Yusuf Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam direndi, gömlek yırtıldı. Oradan biri dedi ki gömlek önden yırtılmışsa Züleyha haklı, arkadan yırtılmışsa Yusuf haklıdır dedi. Yine olay yeri inceleme, yani kainat kitabı üzerinden bir bakış var. Okumuşlar, demişler ki Yusuf Aleyhisselam masum, o haklı. Hep böyle bakanlar, görenler, dinleyenler kısa boyunca ilerliyor. Ama o ara işte Yakup Aleyhisselam'ın gözü kör olmuş. Gördüğüne aklarıymış. Mesafe farkından dolayı işitemiyor Yusuf. Bütün iletişim kanalları sıfırlanmış, doğru mu? Okuma, görme, işitme hepsi sıfır. Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Kulaklara dedi ki bu gömleği babama götürün. Bununla şifasını bulacak dedi. O gömlek yolda Yakup Aleyhisselam'a doğru geliyor. Henüz gömlek Yakup Aleyhisselam'ın bulunduğu köyde değil. Mesafeler çok uzak, bırak. Yakup Aleyhisselam ne dedi? Bana dedi Yusuf'umun kokusu geliyor. O aradığı, özlemle yandığı, aşık olduğu, hasretini çektiği şeyin kokusu geliyormuş. O kokudan sonra ne oldu? Gözleri açıldı da. Ondan sonra ne oldu? Bir araya geldiler. Bütün aile, Yusuf Aleyhisselam'ın o rüyasındaki gibi bir araya geldi. Vuslatı yaşadılar, hakikati yaşadılar. Ve hani kısa, bugünkü tabirle happy end, mutlu sonla nihayetlendi. Burada Allah bize bir paparazzi mi anlattı? Paparazzi anlatmadı. Eski Mısır'daki insanların birbirlerini nasıl kuyusunu kazdığını, birbirlerine nasıl nankörlük yaptıklarını da anlatmadı. Orada bize Allah insanı tarifledi. Ve nihayetinde mesajını apacık şekilde verdi. Dedi ki, koklayın insanları. Hakikati öyle bir koklayın, öyle bir içiniz yanıp koklasın ki. Siz kokladığınız zaman gözünüz, kulağınız açılacak. Okuduklarınızdan da nasipleneceksiniz. Peki Peygamber Efendimiz bize koku olarak neyi anlattı? Oku diyen kitabın nebisi. Koku olarak bize bir şey anlatmış olabilir mi? Biz Allah'a atıflı çok kelime biliriz. Nedir yani? Hani Veliyullah diyoruz, Allah'ın velisi. Beytullah diyoruz, Allah'ın evi. Değil mi? Bunlar Kur'an'da geçer, hadislerde geçer. Allah'ın aslanı deriz, Eşhedullah. Birçok Allah'a ait terim, nesne dillendirilmiştir. Seyfullah deriz, Allah'ın kılıcı. Peki Nebi'nin kılıcı, Nebi'nin eli, Nebi'nin dili diye bir şey duyduk mu, okuduk mu? Okumadık. Bir tane kavram var, nübüvvetin yani Nebi'nin kokusu. Bu koku çok önemliymiş. O yüzden kendi alanındaki tek terim. Peygamber Efendimiz'e kokuyu sordukları zaman bir gün dedi ki Hasan'la Hüseyin reyhandır. Onlar benim gibi. Sonra başka bir dönem yine koku nedir dediler. Bu sefer kokunun doğrudan adresini verdi. Ne dedi? Nübüvvetin kokusu Fatıma'dır dedi. Yani Hazreti Fatıma'yı onun evlatlarını okuyanlar hakikati, güzelliği en yakınında, en sıcağında, merkezinde alırlarmış. Onlar da zaten hakkıyla okuyup okutturan insan. Sizler bugün için birbiriyle alakasız olduğunu düşündüğünüz birçok şey okuyacaksınız. Yarın bir gün belki bir Fransız sosyoloğun koku hakkında söylediği bir sözle
Kur'an-ı Kerim'in koku için ne anlattığını 20 yıl sonra belki fark edeceksin. Şu an sürekli okuyup anlamaya, en azından bilgi dağarcığınızı hani beslemeye bak. Bütün bunların sonucunu Allah'ın izniyle ilerleyen yaşlarınızda hem kendinize görürsünüz hem de başkalarına aktarmış olursunuz. Eğer soru sormak isteyen varsa doğru cevap yapabiliriz. Soru var mı? Peki okumakla ilgili aklınıza gelen ilk atasözünü bana söyleyin. Oku virgül baban gibi eşek ol. Oku baban gibi virgül. Bizim genellikle aklımda bu geliyor. Virgülün yerini tartışıyoruz. Okuyu okuya kafayı yedi. Oku adam ol. Bu tabirlerin İçeride siniyor mu mesela bu atasözleri değil mi? Sinmiyor değil mi? Hoş şey, hoş sözler değil. Buradaki oku kelimeleri hep diploma almak üzerinedir. Kitap almak üzerine değildir. Hani oku baban gibi derken diploma al. İşin gücün olsun. Kitap alıp okumayı anlatmıyor bu atasözlerin hiçbiri. Bizlerin hani okumak üzerine belki zihinlerimizde ön yargılar olabilir. Onları hepsini kırmanadığım vakti geldi. Siz o oyun yargıları kırmazsanız o oyun yargılar sizi çatır çatır kırar. Okuyamayan, anlayamayan, okumadığı için de yeryüzünün ikinci sınıf vatandaşı olmaya mahkum insanlar, topluluklar haline gelir. O durumda kalır. Soru yine yok. Var, buyur. Yani benim kulağım ağır işte abi. Dinle emrini, nurlara bineyim. Yakup Aleyhisselam çoruluyor, yüzünü çekiyor ya. Zeliha'nın yaşlandığında o da çoruluyor ama kokusunu o da alıyor. Bu bahsettiğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıyor, hadislerde anlatılmıyor. Züleyha'nın kendisi, aslında hepimiz Züleyha'yız. Nasıl abi? Şöyle söyleyeyim. Hepimiz ideal ortamda Züleyha'yız. Hepimiz o kıssada anlatılan kervancılarız. Hepimiz o kıssada anlatılan köleler ve mahkumlarız. Züleyha üzerinden bakacak olursak, Züleyha güzelliği hissedebilen insandır. Ama hissettiği güzelliğe sadık mıdır? Hissettiği güzelliğin kölesi olabilmiş midir? Olamamıştır. O diyor ki, ben bir güzellik hissediyorum, o zaman o güzellik benim olacak. Ya benimsin ya kara toprağın diye ya Müslümlükte. Onun yani Mısırlı versiyonu. Hepimizde vardır bu. Yani bu arabesk deyip geçiyoruz ama hemen hemen hepimizde vardır. Ya benimsin ya da hiç kimsenin. Bunun adı hani nedir? Hırstır, ihtirastır. Züleyha hırsını ve ihtirasını Yusuf Aleyhisselam'a olan sevgisiyle aşabildi. Ama aşana kadar sürekli yandı. Yanarken de karşı tarafı yaktı. Halbuki Yusuf'a karşı üretici değil, tüketici sevgi oldu. Sevginin birçok modeli var. Bazen iki insan birbirini tüketir. Delice severler, birbirlerini tüketirler. Ona genellikle gazetelerin üçüncü sayfasında aşk evliliği cinayetle bitti falan diyorlar. O tüketici sevgi modelidir. Üretici sevgi modeli yani anlaşma, uyum, birbirini tanımayla ilgilidir. Üretici sevgiyi biz Peygamber Efendimiz'den okuyunca en yoğun Hazreti Hatice'de görürüz. O sürekli üretir. Kendinden verir sürekli. Züleyha üretici modele geçebilmesi için yani uzun uğraşlar yaşadı. O kısmı daha çok hadisler anlatıyor. Yani vahyin bize anlatmış olduğu Züleyha tüketici olandı. Bazen böyle işte arkadaşlara soruyorum, Yusuf kıssasının aşıkları kimdir diye. Züleyha dendiği zaman diyorum eyvah eyvah. Züleyha aşk rol modeli olunca ne oluyor? Ya benimsin ya kara toprağın.
sevdiğin şeyi iftira etmek. Onu hapse atmak. Yani onun başına bir türlü çileler getirmek anlaşılıyor. Çünkü Kur'an'ın anlattığı Züleyha odur. Ama biz aşkı Yusuf ve Yakup Nebi'den karşılıklı okuduğumuz zaman o zaman anlıyoruz işte Mevlana ile Şems ne yapmış. Biri Yakup olmuş, diğeri Yusuf olmuş. Bir dönem sonra rolleri değişmişler. Diğeri Yakup olmuş, diğeri Yusuf olmuş. Birlikte birbirlerini inşa etmişler. Biz onu toplumsal hayata da taşıyabiliriz. Türk'le Arap, Kürt'le Türk, Yakup'la Yusuf olur. Birbirlerini dönüştürüp birlikte yücelebilirler. O etnik açıdan da olur. Mezhepsel açıdan da olur. Fikri açıdan da olur. Yani iki farklı kimlik Yakup'la Yusuf aleyhisselam haline gelebilir. Gelmezse ne olur? 12 tane kardeş vardı ya, onu birleşir birini huyuya atar. O da dışarı çıkmak için uğraşıp durur. Kafanı karıştırmadın değil mi? Başka soru var mı? Gömlekler üzerinden ilerledi ya. Yani Allah üç kere bize gömlek anlatmış bir kıssada. Biz şunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim bir şeyi bize sunmuşsa onun hani evveli de vardır, ahiri de vardır. Biz o Yusuf Aleyhisselam'ın Yusufi üç gömleğini Resulullah'ta ne olarak gördük? Var. Biz Peygamber Efendimiz'de gömlek bahisleri okumadık. Ama ne bahisleri okuduk? Hırka. Değil mi? Resulullah'ın hırkaları vardır. Üç kere değil, beş kere tekrarlanır. Yani Resulullah'ın hayatından okuduğumuz zaman. Her hırkanın kendine göre bir bizlere sunmuş olduğu mesajlar var. Ben o hırkaların sonuncusu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Resulullah bir gün ne dedi? Bana dedi Yemen'den Rahman'ın kokusu geliyor. Bak iş kokuyla başlamış. Sonra Yemen'den biri gelmiş. Resulullah'ı görmeye. Adı ne? Beşer Karani Hazretleri değil mi? Beşer Karani Hazretleri Yemen'den Medine'ye geldiği zaman tarihçiler diyorlar ki 40-45 yaşlarındaydı. Annesi varmış yatala. Annesine söz vermiş. Ondan dolayı da Medine'de çok duramadan gerifin geri dönmüş. Doğru mu? Bunu herkes bu şekilde bugüne kadar okuyup dinledi mi? Farklı bir anlatım duydunuz mu bu konuda? Herkes ağır bir niyetmişçesine bunu bu şekilde anlattı bize. Değil mi? Bu şekilde anlatıldıktan sonra bize ne dendi? Annenin sözünü dinlerseniz Beşer Karani Hazretleri gibi Resulullah da ömrünün son deminde size hırkasını gönderir dedi. Doğru mu? Şimdi Hazreti Haşan diyor ki doğru soru ilmin yarısı. Soruyor. Doğru yerden sorun. Allah size bilgilerin kapısını açar diyor. Bunu Hazreti Hasan söylemiş. Resulullah bir gün mescitte ashaba sesleniyor. Diyor ki insan akıl kılı estağfurullah. Akıl insan kılığına girseydi kim olarak görünür? Cevap nedir sizce? Peygamber bu soruyu sormuş. Devamında cevabı da vermiş. Ama ben hani tahmin varsa tahmin alayım. Akıl insan kılığına girseydi kim olarak görünür? Resulullah bu soruyu sordu. Ashab da heyecandan bekliyor. Belki bazı kişiler hani kendisi olabilir diye düşünüyor.
belki doğrudan Resulullah hani benim diyecek diye bekleniyor. Resulullah o sırada 3-4 yaşlarında olan torunu Hazreti Hasan'ı çağırıyor, kucağına alıyor, kaldırıyor, diyor ki akıl insan kılığına girseydi şu oğlum Haşan gibi görünürdü diyor. Hazreti Hüseyin de orada ama Hazreti Hüseyin'e bunu söylememiş. Hazreti Hasan'a söylemiş. Hazreti Hasan da akletmenin ilkelerini uzun uzun anlatmış. O ilkelerden biri de doğru soru ilmin yarısıdır. Soruyu sorabilirseniz bilginin yolu açılır diyor. Biz şimdi hani o sözlere sığınarak demin ki Veysel Karani meselesini sormaya başlıyor. Veysel Karani Yemen'den Hicaz'a kaç günde gelmiş olabilir? 4 günde falan. Dönüş yolu 40 gün. Toplam 80 gün. Doğru mu? Veysel Karani geldi, kapıda Resulullah'ı sordu. Resulullah evde olmadığını öğrendi ve annesine söz verdiği için gerisin geri döndü. Doğru mu? O sırada Resulullah neredeydi? Mescidine verildi. İkindi namazında. İkindi namazı kaç dakika sürer? Yarım saat diyelim hani. Duası, tesbihatı diyor. Veysel Karani yarım saat beklese Resulullah'ı görür müydü? Görürdü değil mi? Peki Resulullah'ın eviyle Mescid-i Nebevi'nin arası kaç metre? 5-10 metre. Veysel Karani Resulullah'ın evde olmadığını ve Mescid-i Nebevi'de olduğunu öğrendi ya. Şöyle 5 metre yürüyüp pencereden kafayı uzatsa kimi görecekti? Resulullah'ı görecekti değil mi? Veysel Karani 5 dakikayı niye bulamadı? Annesine söz verdi, dönmesi lazım değil mi? Peki Veysel Karani 40 günlük yoldan geldi. 40 günlükte yola dönecek. 80 gün ediyor, doğru mu? Her gün bir dakika az uyursa kaç dakika eder? 80 dakika eder. Her gün bir dakika az uyursa. O 80 dakikada Resulullah'ı görebilir miydi? Görürdü. 80 gün boyunca kahvaltı yapmasa, iki öğün yemek yeri yolculuk yapsa, eline kaç dakika geçerdi? Yani yarım saat çarpı 80 gün, kaç saat ediyor? 40 saat. 40 saat, 1,5 gün falan ediyor. Veysel Karani Resulullah'la ben, azıcık boğazına sahip olsa 1,5 gün görecek. Birer dakika az uyursa 1,5 saat görecek. Veysel Karani bunları düşünmemiş olabilir mi? He? Bunların hepsini çatır çatır düşünmüş. Çünkü o özleyen insan, aşık olan insan. Resulullah'ı göremeyince oturup hüngür hüngür ağlayan biri. Geceleyin güneş battığı zaman benim efendim güneşe benziyor deyip ağlıyor. Birazdan ay doğduğu zaman benim nebim ay gibidir, dolunay gibidir deyip yine ağlıyor. Çocuk görüyor, çocuk annesini özlemiş. Ya bu çocuk benden daha mı çok peygamberi özledi deyip ağlıyor. Annesine kavuşan çocuğu gördüğü zaman ben ne zaman nebiye kavuşacağım deyip ağlıyor. Gece de ağlama sebebi, gündüz de özleme sebebi. Her şey peygamberi kendisine hatırlatan bir insan 40 günlük yoldan gelmiş kapıda ama o 1,5 dakikayı bulamadı. Annesine söz verdiği için değil. Çünkü annesine hemen döneceğini söylemişti. Her gün bir dakika alıyorsa yine o sözünü yerine getiriyor. Her gün bir kahvaltı yapmasa o sözünü hayli hayli yerine getiriyor. O zaman Veysel Karani ne yapmaya çalışıyor? Ne olabilir? Bu hep okuma kültürü dediğimiz meseleyle ilgili. Sadece dinlerseniz bu menkıbe zihninizde anne-oğul sevgisi olarak kalır. Ama okumaya başladığınız zaman çok şey anlatıyor insana. Şimdi biz, ben romancıyım ya, hayalimi sizinle paylaşıyorum. Doğrusunu Allah bilir. Veysel Karani
Resulullah hayatı boyunca görmedi, doğru mu? Bizler gördük mü? Görebilir miyiz? Yok. Şimdi sahabe efendilerimiz diyoruz ya, onların her biri bir proje insanı. Yani Allah fabrika gibi her birini bir incinde insan oluşturuyor. Hazreti Ebu Bekir üzerinden sadakat oluşuyor, sıddıkiyet oluşuyor. Adalet Hazreti Ömer'den oluşuyor. Vefa Bilal-i Habeşi'den oluşuyor. İlim Hazreti Ali'den oluşuyor. Proje proje insanlar var. Biz onlara ashab-ı kiram diyoruz. Şimdi bir tane daha proje var. Nedir o? Peygamberi görmeyen insan modeli. Şu an 1,5 milyar Müslüman var değil mi? Bugüne kadar tüm hani doğup ölmüşlerimizi toplasak bir 10 milyar ederiz herhalde. Kıyamete kadar Allah-u Alem 50-100 milyarı buluruz. Bu kadar insana bir tane doğrudan rol model lazım. Peygamberi görmeden kendini inşa eden insan. Aklında yattı mı bu? Gitti. Veysel Karani bu işin piri. Veysel Karani peygamberi özlüyor. Cayır cayır yanıyor. Onun indiğinde peygamberi görmeyen insan inşa edilecek. Ama düşünün, Veysel Karani bir gün diyor ki ben göreceğim. Dayanamıyorum. Görmesi lazım. Özlüyor. Her dem gözünün önünde o. Peygamber Medine'den diyor ki Rahman'ın kokusu Yemen'den geliyor. Peygamber de onu özlüyor. Bak Yakup da Yusuf Aleyhisselam gibi. Demin hep konuştuk ya. Resulullah özlemiş. Onun kokusunu alıyor. Karşı taraftaki de illa ki kokuyu alıyor. Kokuyu alıyor ama görmesi lazım. Gözünün hakkını işliyor. Muhtemelen Veysel Karani'ye demişlerdir ki tamam hala, buyur git Medine'ye. Ama sana peygamberi görmek yasak. Göremez. O da demiştir ki tamam ben onu görmeyeceğim. Ama onun gördüğü en güzel şeyi görecek. Onu gören en güzel şeyi görecek. Ona selam veren dağı taşı selamlayacak. Ona salavat getiren hurma ağaçlarını görecek. O tozu toprağı tadacak. Buyurdu. 40 günlük yoldan geldi. Kapıya kadar geldi. Vurdu kapıya. Tak tak tak. Kapıyı kim açtı? Hazreti Ayşe. Efendim? Hazreti Ayşe. Kapıyı kim açtı? Hazreti Fatma açtı. Peygamberin gördüğü en güzel şey. Peygamberi gören en güzel göz. Ve esas nişanesini, nübüvveti, kokusu. Hani hep oku, okumak, dinlemek ilişkisini konuştuk ya. Her şeyin başında olan. O koku olduğu zaman insanlık kendini inşa edebiliyor. Veysel Karani kapıya kadar geldi. Hazreti Fatma kapıyı açtı. Veysel Karani dedi ki Yemen ellerinden Veysel Karani dikkatli dersini. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Döndü. Dağ taşa selam verdi. Peygamberi gören, peygambere selavat okuyan o hurmayı, deveyi, hepsini gördü, izledi. Tıpış tıpış döndü Yemen'e. Dediler ki, Allah ne gördün? Dedi, vallahi bir şey göremedim. Niye? Dedi, anneme söz vermiştim. O anne kim? O anne Yemenli bir anne değil mi? O anne kapıda kendisini karşılıyor. Hazreti Fatma. Kokunun sahibi. O kokuyla aynı Yusuf kıssasının üçüncü gömleğini konuşmuştuk ya. Hani gömlek türpeye döndü diye. Gömlekte ne vardı? Göremeyen, dinleyemeyen Yakup Aleyhisselam Yusuf'u kokladı, gömleği de yüzü gönlü açıldı. Sonra vuslata erdi. Biz onu Peygamber Efendimiz'in hayatında işte bu türpeyle gördük. Veysel Karani Hazretleri'ne o kırkada Resulullah tarafından sonradan gönderildi. O kokunun sahibiyle onun da gözü, gönlü açıldı. Bugün o kırkayı kimler giyiyor? Biliyor musun? He? Allah herkese giydirsin de dervişler hep sırtlarına bir hırka alırlar. Görmüşsünüz burada. Yunus Emre'de vardır. Hazreti Mevlana'da vardır. O hırka ne hırkasıdır? Veysel Karani'nin hırkası olsun niyetiyle giydiriyor.
o hırkanın sahibine, o hırkayı gönderene, hepsine talat, kravat eşliğinde insanlar o hırkaları giyiyorlar ve diyorlar ki umulur ki biz de Veysel Karani gibi hırkamıza sahip çıkarız. Bizim söz bebekten başlayıp, doğumdan başlayıp Veysel Karani'ye kadar ilerledi. Ama zihin dünyanında muhtemelen her biri ayrı yerlere oturmuş. Özetle neydi? İnsanoğlu koklayarak kendini inşaya başlar, konuşarak devam eder. Bunun bir ileriki dinlemedir, bir sonrası görmedir. Asıl olan okumadır. Aşağıdan yukarıya doğru. Okuduktan sonra neye dönüyor? Hakkıyla koklamaya. Hakkıyla da koklayınca Yusuf kıssasına göre Vuslat, Miraç, kardeşliği hepsi bir araya geliyor. Bunları beceremez şey yani o koklama, dinleme, görme, okumayı beceremezsek 12 kardeş ne yapıyor? Onu bir araya gelip birini uyuyor. Biz ne yapıyoruz? Onumuz bir araya geldik, 11.'ümüzü kuyuya atıyoruz. O kuyudan çıkınca 9 kişi bir olup 10.'ya atıyor. O çıkmadan 8 kişi birleşip diğerini atıyor. Kendi kendimize zulmediyoruz. 11'ümüz kırmanın yolu iyi kötü belli ki okuyacağız. Ondan sonra da okumanın sahibine dönüp yalvaracağız, okuyacağız. Okey. Soru yok. Var. Yani benim ben o son kitapta bir alıyor dedi. O iki haftaya falan çıkıyor. Yani biz o zamanı bulmaması mümkün değil. Yani her gün bir dakika alıyorsa 1,5 saat ediyor. Bir iki kere kahvaltı yapmasam 1 saat ediyor. Belli Hazretin görmesi yasak. O da dönmüş anneme söz verdim. Hani o anne cennet annelerin ayakları altındadır da ki anne. Yani o anne birçoğunuz birkaç saat önce burada yok. Ben onun zamanı kuran kadınlardan bahsediyorum. Hazreti Fatıma'dan, Hazreti Hatice'de. Hani oradaki anneler Veysel Karani'nin bahsetmiş olduğu anneme söz verdi. O anneler. Biz de o annelere inşallah kendimizi, gönlümüzü dönebilirsek okuyan. Acaba böyle özel şeyler oluyor mesela rüyalar gibi. Bu onu aldığım için tekrar ediyorum. Bir cevabı bilmeler gibi. Veya bir gönül adamından, bir gönül insanından bir nasihat evladım işte şu şöyle olmuş derdi. Oradan size bir kapı açılır gibi. Özel birkaç şeyiniz var mı? Aynen. Yani bu soru sıklıkla geliyor. Yani geçen sene Kerbela'da İranlı hocalar toplantısı var. İranlılar bu konuda çok 1000 yıllık çalışmaları daha yoğun bizim şimdi geneme göre. Onlar da aynı şeyleri merak etmişler. Yani şunu söyledim. Yani benim anneannem dermişti. Adı belki Beşer Karani Hırka meselesinde o hırkaya talip olanlardan biriydi. Büyüklerinden çok dualar aldı. O açıdan şanslıyım. Kitap okumayı çok seviyor. Okuyup akletmeyi seviyor. Yani doğrusunu Allah bilir değil de bana göre hani benim zihnimi açan motor Hazreti Hasan'la olan muhabbet. Hazreti Hasan. Genelde Hacı Hüseyin'i daha çok tanırız, biliriz. Yani ben yine hani doğrusunu Allah bilir değil de şimdi ben Hazreti Hüseyin'i düşündüğüm zaman hani bilgisayarda arayüz diye bir şey vardır ya hani virüsten, mikroptan vesaireden koruyor. Bir arayüzümüz var. Şimdi o insanın kendisi için de geçerli. Hakikatle aramızda bir arayüz lazım. Bu hani ruhbanlık misali bir şey değil.
kendimizi güvene sağlama alma. Eğer vicdan meselesiyle ilgili bir derdin var, vicdandan yana nasip arıyorsan, arayüz Hazreti Hüseyin'dir. Yani kişi, kıblesi, yani yanlış anlaşılmış genç arkadaşlar yanlış anlamasın da, yani kıble Hüseyin'i ise vicdan ayağa kalkıyor. Kalkmaması mümkün değil. Kıble Haşhane ise aklın kalkmaması mümkün değil. Tabii istikamet. Yani biz hepimiz Allah'a tecde ediyoruz. Ama yani Allah'a tecde ederken bir tarafa böyle yönümüzü dönüyoruz, ona kıble diyoruz. Yani o kıblede önünde bir imam lazım ya, öyle diyelim. Hani imam Hazreti Hüseyin olursa vicdan açılıyor, açılmaması mümkün değil. Yani o vicdanın imamı. Akılda nasip aranıyorsa o işin piri İmam Haşan. Yani Resulullah doğrudan söylüyor. Akıl insan kılığına girseydi, hani ben bu hadisi bilmiyordum. Ben bunu Kerbela'da hadis diye böyle. Bana bir beş sormuştu. Hayat bu ayetler. Dedim ki, ben Hazreti Hasan'ı düşününce aklım çalışıyor. Niye dedi, bilmiyorum dedi. Sen bilmiyorsun, ben söyleyeyim dedi. Bizim sünni literatürde, hadis havuzunda yer almıyor. Ama Şia'nın hadis havucunda yer alıyor, az evvel bahsettiği için. Resulullah böyle buyurmuştu dedi. Ben de dedim ki, bunun başının üzerine hani ravisi benmişim gibi dedim, aldım ve kabul ettim. Çünkü onu hissediyorum. Hazreti Hasan'ı düşününce akıl çalışıyor. Hazreti Hüseyin'de vicdan çalışıyor. Hazreti Ali'de yani kalp titremeye başlıyor. Hani kalbin içinde bir fuat meselesi vardır ya, herhalde ki Fuad'ın yani imamesi de Hazreti Fatma. Resulullah doğrudan Hazreti Fatıma için o kalbimin meyvesidir demiştir. Oradaki kalp Fuad. Yani Arapların hani sadır kalp ya da Fuad şeklinde kalbi üç değişik kelimeyle anlatıyorlar. Nüansları var. Hani Fatıma kalbinin meyvesidir deki kalp Fuad. Miracın anlatıldığı demde gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı denirken ki kalp yine Fuat. Yani miracın, vuslatın, zirve denince tüm görülenlerin tasdikleneceği yer Fuat üzerinden açılmış. Yani kendimce öyle bir zannım var. O zam şimdilik hani konforlu. Şimdilik yani bir şeyler sunabiliyor. Onun haricinde çok dualar aldım. Ama hani rüyayla bir şey yazılır mı bilmiyorum. Hani öyle bir deneyimim olmadı. Rüyalarla ilgili hani bildiğim tek şey rüyanın kardeşlerine anlatmak. Hani yazar olunca 100.000 kişiyle paylaşırız. Hani başı beleye girer, adamı kuyuya atarlar. Ondan sonra kervancı gelir gelmez, Züleyha olur mu olmaz mı? Dediğim dayak yanıma kervan. Yani kendimi riske edip bir şey görsem kitaba aktarmam yani. Şimdi son dönemlerde Avrupa'da böyle bir şey var. Yeni sebepler arama edebiyatta. Rüyaya da çok yaslanmaya çalışıyorlar. Çünkü mistik şeyleri inançlıcı da yitirdikleri için seküler bir mantı olmuşlar. Yeni bir mistik arayış içerisinde akıllarına ilk rüyalar geliyor. Edebiyatın kaynaklarından birisi olarak rüyayı tekrar gündeme getirebiliriz diye düşünüyorlar. Onun için sordum. Yani bir edebiyatçının kaynaklarından birisi midir? Yani şimdi Batı'nın gözüyle bakınca bence yani her yazarın rüyasını paylaşması lazım. Hani bir şeyi hayalleyip o kabus tonunda da olabilir. Hani güzellik tonunda da olabilir. Batılılar bu konuda bizden biraz daha ayakları sağlam yani rüyayla gerçek hayat ilişkisinde. Maalesef Doğu, Orta Doğu toplumlarının rüyayla hukuku çok sakatlandı. Yani vahiy rüyanın kardeşlerini anlatıyor. Yani Yusuf kıssasında 3-4 değişik rüya var. Yani teşkinlik rüyası Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü, kardeşlerini anlatmadı. İki tane haber rüyası var Mahpus'ta. Birim kurtulacak, diğeri gidecek.
İkisi de Yusuf Aleyhisselam'a mesele yaptırırken biz seni muhsinlerden görüyoruz diyorlar. Nasıl bir görüşleri, bakışları var. Hani birinin muhsin olduğunu Allah anlatır. Onlar doğrudan hani onda bir iştahını görmüşler. Onlar sonuna kadar demek ki iman etmişler. Yani risaleti görmeden ahlakına iman etmişler. Yani Hazreti Ebu Bekir'in ve Muhammed'ül Emin'e iman etmişi gibi. O da onlara bir tebliğ neticesinde bir şey anlattı. Bir de işte Firavun'un rüyası var. Tedbir rüyası diye. Estağfurullah, Melik'in rüyası var. Tedbir rüyası olabilecek. Onda kademe biraz daha yükseliyor. Rüyayı anlatacak kişi Yusuf Aleyhisselam'a ey sıddık diyerek iştahını bile geçmiş olay. Tamamen onun sıddık olduğuna iman etmiş. O da tebliğini verip devamında tedbiri anlatıyor. Biz bu farkları genellikle doğu toplum olarak görmüyoruz. Bizim rüyadan anladığımız tek bir şey var. Kendi teşkinliğimizi başkasına dayatmak. Çok güncel oldu, evet. Yani peygamber bizim okullarda çalışır. Peygamber bizim okullarda çalışır. Ama Arap olduğu için en fazla odun taşır. Bir kere de Allah rızası için proje çizsin. Yok. Ama peygambere haddini de bildiriyor. Gel buyur kerpiş taşır. Proje çizme. Yani, konsepte karar veremiyor. Konsepte ben karar vereceğim. Yani, o ne bileyim. Hicazlı bir Arap olarak ayrıca yükü çekiyor. Biz hep propagandalarımız rüyalarla başlar. Hani bu sadece güncelin sorunu değil, tarihin de sorunu. Osman Gazi, Şeyh Edebali'nin türbesinde bir rüya gördü, üç kıta Osmanlı'ya verildi. Şecere-i Ali Osman niye meşrudur? Rüyamız var. Rüyanın şahidi. Kimse değil. Bu rüya tarih kitaplarına ne zaman girdi? 16. asırda. Yani bu rüyanın 1299 ve evvelinde görülmüş olması lazım. 2,5 asır sonra biz bu rüyayı gördük diye tarih kitaplarına girdi. Niye? Fetret devri, Celali isyanları, herkes diyor ki niye onlar padişah ben değilim. Susun bizi Allah da işte. Şahidin ne diyor? Halbuki rüyanı kardeşlerine anlat. Yani bu rüyayı görmüşsen anlatamazsın. Ki yani Osman Gazi bu rüyayı gördüm demedi. Şeyh Edebali de yorumlamadı. Eğer Şeyh Edebali o rüyaya bu yorumu yapmışsa bu mahşerde Allah'a hesap verir. Hazreti İbrahim soyundan da imamlar çıkar dediği zaman aldığı ilk cevap Abdim zalimleri kapsamazdı. Ama Şeyh Edebali Osman Gazi'ye Abdimiz zalimi, alimi hepsini kapsat neslinden gelenlere verdik. Mealinde bir yorum yapmış. Mealinde. Yani bu rüya görülmedi, rüyanın da yorumu yapılmadı. Yani biz kültür olarak rüyalar üzerinden propagandayı çok sevdik. Bunu bugün birileri daha profesyonelce yemeği, ekmeği yiyor. Ama o bataklıktan faydalanarak yiyor. Yani biz kadro meseleye ilkesel değil, kadrosal yaklaştık. Yani peygamber benim imza günüme geliyorsa başım gözüm üstüne. Ama Sibel ablanın imza gününe gidiyorsa olmaz. Biz ben böyle yaklaştık. Böyle yaklaşınca da ayağımıza verip dolandı. Hani ben biraz kod ifadeler üzerinden anlatıyorum da. Yani muradım muhtemelen anlaşılmıştır.